Erkeklerin çünkü böyle bir şey olması lazım Sebep olması lazım sanki evlenmeleri için bir bebek dünyaya gelecek ha o zaman evlenelim olacak. Ben e, bundan pek hoşlanmıyorum açıkça söyleyeyim ama niyeti olan için şeyi hamile kalıp evlenme oyunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bu her gün duyduğumuz bir hamile kaldı, işte evlenmeden önce hamileydi şeyi çok vardır. Eğer bunu yap yapmayı göze alıyorsanız riskli bu tabii ki. Ama riski göze alıp da yapmanız gerekiyor. Eğer hamile kalıp o kişiyi evlenmeye götürmek istiyorsanız işte yolunu anlatayım size. bir Sakın ha provasını yap. Yani bakalım ne yapacak hamile kaldığımı söylersen bakalım ne yapacak diye sakın ha provasını yapmayın. Çünkü prova başka bir şey, buna inanmak, o durumda olmak başka bir şey e, ve alacağınız tepki sizin bütün şeyinizle ilişkiyi götüreceğiniz yönü değiştirecek. Orada ümidi keseceksiniz ya da başka bir şey ya da razı olacaksınız. O yüzden sakın provasını yapmayın. Diyelim ki karar verdiniz, bütün riskleri göze aldınız. Bunu yaptığınızda önünüzde birkaç şey var dikkat etmeniz gereken. Öncesinde ev e, hamileliğinizi ilan etmeden önce çok gergin olun. Mesela bir hafta önceden testi yapmış olun. Siz bunu bilin o hafta boyunca çok gergin olun sakın ha ekstra melek ben işte ona nasıl bir evliliğimiz olacağını göstereyim nasıl güzel bir hayatımız olacağını göstereyim gibi hayaller kurmayın tam tersi gergin olmanız gerekiyor sonra test yapıyorsunuz yeni bir test ya da eski testinizi saklayın onu görünür bir yere koyuyorsunuz sanki görünür ama çaktırmadan yanlışlıkla kalmış ...öyle ne bileyim lavabonun yanına işte bilmem neye öyle sanki saklamışsınız gibi çekmecenin içine falan gibi görsün sonra o gelip size sorsun tamam mı? E, test mi yaptın sen hamile misin yoksa falan diye sorsun ağlamaya başlayın çok Aa, çok korku çok kötü hissediyorum kendimi diye başlayın ağlamaya göz teması kurmayın tamam mı? Sonra işte ya yapılacak bir sürü şey var tamam dert etme işte bilmem ne diyecek. Çünkü eğer gerçekten sizinle evlenme hayali kurmuyorsa evliliğe biraz daha böyle uzaksa o sırada size ya bir sürü çaresi var alt tarafı aldırırsın işte bir şey olmaz bilmem ne kolay bir şey bu falan diye şey yapar. Bakın burada çok dikkat edin. Burada demeniz gereken çok önemli bir şey var. Sen nasıl bir katilsin? Sen bir canlıyı öldürmekten bahsediyorsun. <laughs> o şeyi, bebeği bir şeyden çıkartıp bir insan olarak gözünde canlandırmanız lazım. Burada sizin tepkiniz çok önemli. Çünkü şunu fark etmesi gerekiyor. Sizi bir canlıyı öldürmek için ikna etmesi gerekiyor. Evlenmemek için değil, ne için değil. Bir canlıyı öldürmeye ikna etme pozisyonuna getirdiğiniz anda durum bambaşka bir şeye geliyor. Sen nasıl bir canlıyı öldürmekten bahsedersin? Onun bir canlı olduğunu görmüyor musun? O bir canlı. Senin parçam, benim parçam. Bırak onu. O bir canlı. Çok günah bu. Bunu yapamazsın. Asla değil. Asla. Bunu konuşmak bile çok korkunç. Şu anda kendinden nefret ettirdin. Deyin. Sonra işte tamam ne yapmak istiyorsan yap diyebilir. Kapıyı çekip çıkabilir. Hiç önemli değil geri gelecek çünkü orada onu bağlayan bir şey var. En riskli olan halini anlatıyorum size. Bazen zaten kendiliğinden oraya gider. İşte çocuğumuz olursa evleniriz diyenler vardır. İşte hamile kalırsınız sonra evlenirler. En risklisini anlatıyorum. Sonra tekrar gelecek. İşte ne yaptın bilmem diyecek. Bir kağıt hazırlayın hemen. Kağıda şunu yazın. Hiçbir şekilde senden babalık beklemiyorum. Hiçbir şartta bu çocuğun babası olduğunu kabul etmek zorunda değilsin. Hiçbir şartta sorumluluğun olduğunu, şey yapma, sorumluluğun varmış gibi düşünmeni istemiyorum. Senden hiçbir şey beklemiyorum. İmza altına. Bakın, bu imzayı atmak çok basit bir şeydir. Çünkü şunu bilmeniz gerekiyor. Bir çocuk için İstediğiniz sözü verin, istediğiniz şeyi yapın. Hiç önemli değil. İstediğiniz kağıda imza atın. Hiçbir şekilde senden bir şey talep etmeyeceğim diye mühürlü damgalı noterde, istediğiniz yerde. Hiç önemi yok çünkü çocuklar için sizin imza atma hakkınız yok. Yani bir çocuğun babasını kabul etmemek, babası babasından bir şey talep etmemek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü çocuğun hakları her zaman baki. Hiçbir şartta onun için siz bir şey imzalayamazsınız. İmzalarsınız ama geçerliliği yoktur. Bunu aklınızda tutun. Sonra yapacağınız şey, "Peki evlenelim, doğur, ondan sonra boşanırız." dedi. Ya da "Bırakın onu. Tamam, evlenelim." dedi. Burada yine çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Çünkü bu cümleyle evlenirseniz, hamile kaldığınız için sizinle evlenen biriyle mutlu olma şansınız yok size sonrasında hamile kaldı. Birinin yanında şaka yaptığını düşün. <laughs> ya işte hamile kaldı sonra biz de evlendik. Çok korkunç bir şey. O yüzden buna hazırlığınız çok basit bir şey aslında. Evlenelim dediği zaman sadece hamileyim diye benimle evlenecek birini ister miyim sence? Ben o kadar gurursuz bir kadın mıyım diyeyim. Bunu sakın es geçmeyin. Hamile olduğum için benimle evlenmeni ister miyim? Ben beni sevdiği için evlenen birini isterim. Hamile olduğum için benimle evlenmen ne demek? Ya bunu istemiyorum bunu asla kabul etmem. Ama ben seni seviyorum. Bakın orada burada şey dönmeye başlıyor. Ben seni seviyorum ben de istiyorum derken aslına bakarsanız onun kafasında kendisini ikna etme şansı yaratmış oluyorsunuz. O çocuğu sahiplenme, o aileyi sahiplenme, aile olma isteği, sizi sevdiğini fark etmesi, bütün bunlardan vazgeçmek istemediğini hissetmesi için sizin yapmanız gereken şey bu. Asla hamile olduğu için benimle evlenecek birini kabul edemem ben. Asla buna izin vermem, asla istemem, asla kabul etmem. Ki sonrasında sizi sevdiği için evlendiğini söylemeye başlasın ya da evlenmek istediğini. Bütün bunlar e, geleceği aslında olacak olan şeyleri baştan tedbir almaktır. Ben sana başında e, seni istemediğimi, senden bir şey talep etmediğimi söylemiştim. Sen beni sevdiğin için benimle evlenmek istediğini söyledin. Ama ben o zaman öyle söyledim. Ama öyle, bunu gerçekten o zaman söyleseydim ben seninle evlenmezdim. Sonrasında tabii ki çocuk doğduğunda her şey başka türlü oluyor. Bir de şunu da söyleyeyim size. Diyelim ki işte gerçekten o çocuğu doğurdunuz ve sonrasında o adam istemiyor. Bir süre sonra o erkekler tekrar gelip evlenmek istiyorlar. Sizin riski gözü almanız gerekiyor zaten böyle bir oyun oynayacaksanız. Ama unutmayın, hamile kalıp evlenecekseniz asla hamile kaldığım için evleniyorum cümlesini kabul etme Beni sevdiğin için evlenebiliriz. Hamile olduğum için benimle evlenemezsin. Ki onun kafasında gerçekten bu otursun. Siz bunu yaparsanız o öyle olduğunu düşünecek. Ve gerçekten sizi sevdiğini düşünüp sizinle evlenecek. Çocuk için evlenmeyecek. E, hiçbir zaman bunu yapmayın. Daha güzel yolları var. Yani... Ben aile olmak istiyorum şeyi çok güzel bir cümle. Ben aile olmak istiyorum. Çocuklarım olmasını istiyorum. Kaç tane olursa. Çok tatlı bir aile olacağıma eminim. E senden de yapmayı isterim. Tabii ki o çocukların babasının sen olmasını isterim. Ama bunu zorla da yapacak değilim. Ama sen çocuk istemiyorsan söyle şimdiden senden ayrılayım. Hemen gidip yeni biriyle tanışmam. Ondan sonra onunla evlenmem, çocuk yapmam. Bu yaklaşık olarak bir buçuk iki yılımı alır. O yüzden ne olur şimdiden söyle, bak bir saniyemiz yok dersiniz. Her şeyin çok güzel yolları var, kendinizi riske atmadan ya da kötü duruma düşürmeden. Şey bana tuhaf geliyor, ee, çok gurursuzca geliyor, hamile kaldım, evlendim. Çok gerek yok ya, bir kadına yakışmıyor bu. Öptüm, iyi oyunlar.